Yavuz Bey merhaba. Merhabalar. Öncelikle bizi bu keyifli alana konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Burası çok farklı da bir konsept. Aynı zamanda çok da güzel bir enerjiye sahip ama buranın tarihlerinden, tercih edilme sebeplerinizden önce ben izleyicilerimi Yavuz Demirci'yi tanıtmak istiyorum ve buranın hikayesinden bahsetmenizi isteyeceğim. Buyurun, söz sizde. Teşekkür ediyorum öncelikle. Biz Kayseri'de birçok mekan işletiyoruz. Öncelikli amacımız bizim nargile kültürünü geliştirmek. Evet. Ve Türkiye'de yaygınlaşmayan nargile kültürünü yaygınlaştırmaktır. Evet, Osmanlı'dan bugünümüze gelen evet. Bu kültürü. Evet, bu kültürü sunmaya çalışıyoruz tabii ki. Kaç şubeniz var şu anda? Şu an iki şubemiz var. İki şubemizde hizmet veriyoruz. Elimizden geldiğince herkesi iyi ağırlamaya çalışıyoruz. Evet. Kayseri'deyiz biz şu anda. Kayseri'nin hangi bölgelerinde şubelerimiz? Kayseri'nin Talas bölgesinde şu anki bulunduğumuz bölge Michelin Cafe olarak geçiyor. Evet. Meydandaki o da Yemen Kahvesi olarak geçiyor. Evet. İki yerde şu an hizmet vermekteyiz. Evet, peki. Hizmetleri birazcık açmak istiyorum ben. Buraya gelmek isteyen insanların da bilinçli olması tabii adına. Neler var hizmetlerimizde? Hizmetlerimizde genelde insanların damak zevkine uyacak birçok çeşit içeceklerimiz olsun, kokteyllerimiz olsun, yemek ve nargilelerimiz olsun. Evet. Ama öncelik planımız bizim nargileyi öne çıkartmaktır evet. Her zaman için. Evet. Yemek öncesi ve yemek sonrası diyoruz evet, nargile. Evet. Yani bir insan oturup güzel bir şekilde yemeğini yedikten sonra keyfini nargileyle çıkartmasını istiyoruz her zaman için. Evet. Nargilelerin de farklı farklı çeşitleri var. Onları evet. Görebiliyoruz sizlerde. Evet. Çok da önemlidir çünkü nargile. Onlardan da bilgi alabilir miyiz? Tabii ki de. Nargilenin birçok çeşit tütünü olmakla beraber farklı yerlerde üretilmesi de çok önemli. El Fakir olabilir. Adalya, Starbucks, Social Smoke, Kentucky Fire, Buta, Gixom adlı tütün markaları var ve hepsi farklı bölgelerde üretiliyor. Yurt dışı olsun, yurt içi olsun. Hı hı. Hepsinde farklı damak zevklerine hitap ediyor. Evet, kaç tip nargile şekliniz var? Şu an 17 nargile çeşidimiz var. Ayrıyeten takım olarak veya tütün olarak ama kombinasyon olarak tabii ki de yüzlerce çeşit var. Evet. Nargile çok önemli bir unsur aslında. Bizlerin onu tabii ki sağlıksız olanlarının da olduğunu biliyoruz. Sizler bu anlamda hizmet verirken nereye dikkat ediyorsunuz? Öncelikle hizmet amacımızda nargile olarak sağlık, evet. Titizlik çok önem gösterdiğimiz noktalardan bir tanesi. Evet. İnsanların sağlık açısından zararlı gördüğü ama sigaradan daha az zararlı olan bir etken aslında nargile. Evet. Çünkü suyla buharlaşıp da gelen bir duman var. Evet. Ayrıca aroma olduğu için biraz daha hafif kalıyor aslında. Evet. Hijyen de çok önemli bu anlamda. Tabii. Uçlarla alakalı da tabii çalışmalarınız. Tabii ki de. Hepsi kapalı kutuda mıdır? Aynen. Hepsi kapalı kutuda. Kendi kutularımızda saklıyoruz, tedarik ediyoruz. Evet. Ve tek kullanımlık marpuç kullanıyoruz. Bu çok önemlidir. Nargilenin sel bölgeleri olsun veya cam bölgeleri olsun her zaman için temiz ve titiz tutulmak. Ben çok daha farklı projelerinizle de tekrar görüşmek üzere diyorum İnşallah. Size. Bölgeye katmış olduğunuz bu değerli hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Farklı projelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok sağ olun.